Biz atalarımız korktuğu için bugün buradayız. Korku 6 temel duygumuzdan bir tanesi. Fakat hayatta kalmamız açısından hem bizim hem de türümüzün belki en değerli olanı. Biz Boğaziçi Üniversitesi Davranışsal Sinirbilim Laboratuvarı psikoloji bölümündeyiz. Davranışsal sinirbilim ne demek? Beyinde belirli bölgeleri yok ediyoruz. Ondan sonra da o bölgelerin işlevlerini anlamaya çalışıyoruz. Özellikle korku ve korku dediğimiz zaman geçmişe dönük korkular, depresyon ve geleceğe dönük korkular, anksiyete. Bunların beyindeki karşılıklarını bulmaya çalışıyoruz. Beyinde hangi bölgeler, hangi nöronlar, hangi çeşit korkuları kodluyor, nasıl kodluyor? Tabii bunun bir sonraki aşaması da biz bu bilgiyi kullanarak bu çalıştığımız korku tiplerini nasıl tedavi edebiliriz? Biz bir temel bilim laboratuvarıyız. Amacımız beyindeki bu depresyon ve anksiyeteyi de doğrudan etkileyen hücrelerin birbiriyle oluşturduğu yapıları anlamak. Yani beynin korku devrelerini ortaya çıkarmak. Sorun depresyondan bahsediyorsak, depresyona yol açan, anksiyeteden bahsediyorsak, anksiyeteye yol açan bölgelerdeki o reseptörle ilişkili. Modern nörobilimin yaptığı bu spesifik belirgin devreleri ortaya çıkarmak. İleride ilaç sanayi de değişecek. Temel nörobilim laboratuvarlarının katkılarıyla birlikte aldığımız ilaçlar çok daha seçici olacak. Beynimizde o hastalıkla ilişkili veya ilişkili olmayan bütün reseptörleri etkilemeyecek, belirgin bölgelere gidecek, onları etkileyecek. Bunlar optogenetik, kemogenetik gibi bilinen yeni yöntemlerle mümkün. Biz de onları kuruyoruz laboratuvarımızda. Dünyada uygulanan en yeni teknikleri burada da uyguluyoruz. Korku hayatta kalmak için gereklidir. Korku iyi bir şeydir.